Merhabalar, saatler 15 oldu. Kobi platformuyla karşınızdayız. Bugün 5G teknolojisini konuşacağız. Türkiye 5G teknolojisi için yerli üretimde neler yapıyor? Şirketler ve Kobiler bunun neresinde? Sayın İlhan Bağören'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi biraz bu geçiş sürecini anlatalım. Aslında siz haberleşme teknolojileri kümelenmesi olarak 5G alanında da neler yapıyorsunuz? Önce buradan başlayalım, ardından yerli üretimi konuşalım. Tamam. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi 2018 başında kuruldu. Önemli bir ihtiyacı doldurmak için. 4.5G ihalesinde mobil operatörlerimize yerli alım zorunluluğu getirildi. %30, 40 ve 45 ilk 3 senede. Ondan sonra da 15 seneye kadar %45 yerli alım zorunluluğu vardı. İlk bir senenin sonunda %30 yerine %1'in altında bir yerli alım yapılabildi. Çünkü yerli üreticiler ya yoktu ya da mobil işletmeciler bunları bulmakta zorlanıyordu. Daha önce bu çeşit kümelenmeleri yapmış olan Ostim Ankara'da BTK ile iletişime geçerek böyle bir kümelenmenin arayışına başladı. Ve 2017'de ben de kurucularından oldum. Haberleşme teknolojileri kümelenmesini kurduk. 136 tane yerli üreticiyi bir araya getirdik ve 2 sene içinde %1 civarından %23'lere çıktı yerli katkısı alımlarda. Ancak gördük ki 4.5G aşağı yukarı 10 senedir dünyada var. Yerli üreticileri 4.5G'ye sokmak için biraz geç. Huawei gibi devlerle yarışmak için. Çünkü sadece Türkiye'de bir şeyler yapıp satmak yetmiyor. Dehşet bir ölçek ekonomisine karşı savaşmanız gerekiyor. O sırada da 5G yavaş yavaş gelmeye başlamıştı. Biz 5G'ye odaklanmayı seçtik. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı'nın destekleriyle haberleşme teknolojileri kümelenmesi içindeki 16 firmamız 3 operatörle bir araya gelip yerli ve milli 5G projesi başlattı 2018'in başında. Bunun için de TÜBİTAK tarihinin en büyük projesi oldu bu. Pek çok yazılımlarını değiştirmek zorunda kaldı TÜBİTAK bunun için. 2 senedir sürüyor. Bu senenin başında ULAK da bu gruba katıldı. Bugünlerde ULAK'ı da aramıza aldık. Dolayısıyla onların da çok önemli birikimleri var. Burada birazcık 5G'den bahsedeyim. 5G aslında daha önceki 3G, 4G gibi standartların çok ötesinde ve değişik bir standart. Bir telekomünikasyon standardı değil. Geçmiş jenerasyonlarda teknolojiyi üretenler ellerindeki en son teknolojiyle bir standart geliştirir. Onun cihazlarını mobil operatörlere satar. Kullanıcılar da bunu kullanabildikleri gibi kullanırlardı. Biliyorsunuz 2G'de mesaj gönderdik. 3G'de biraz işletmeler kullanmaya başladılar. 4G'de de kullandılar ama daha çok ne servis veriliyorsa onu kullanmak üzerine kuruluydu. 5G ise bundan tamamen değişik bir metotla tasarlandı. Önümüzdeki 10 sene, yani 2020'lerde bu dijital dönüşümü ya da devrimi, endüstriyel devrimi göz önüne alarak hemen her sektörde teknolojiden ne ihtiyaçlar olacağı konusunda araştırmalar yapıldı. İşte yaprakların üzerindeki böcek sarıcısını sayarak ilaca ihtiyaç var mı, uzaktan ameliyat, dolaşan insanların işte medikal değişiklikleri yakalayabilmek, arabaların sürücüsüz gidebilmesi filan, her sektörden önümüzdeki 2030 sonuna kadar ne ihtiyaçlar olacağı ortaya çıkarıldı ve dönüp telekomünikasyon endüstrisine alın bunu gerçekleşecek şekilde standartları yazın dendi. Ve de aynı zamanda bu standartları geliştirilmesi için katkıda bulunan bu dikey sektörler diyoruz bunlara. İşte sağlık olsun, tarım olsun, enerji olsun, ondan fazla sektör de buna hazırlık yapmaya başladı.
Yerlileşme noktasında peki biz şu an neredeyiz? Yani bunu biraz daha hedef olarak baktığımızda, hani Türkiye buna dünyadaki diğer ülkelerden önce geçecek ve biz bunu yerli yapmak istiyoruz hedefi vardı. Şu an yerleşme noktasında neler yapıyoruz? Yerleşme noktasında yani ikiye ayırmak lazım aslında. Bir, mobil operatörlerin 5G servisini vermek için kullanacakları altyapının sağlanması. İkincisi, bu altyapıyı kullanarak bütün dikeylerde 5G'nin kaldıraç etkisi yapabilmesi için oralarda bunu kullanacak uygulamaların yapılması ve oradaki gerek KOBİ'lerin, gerek sanayinin hazır olması diye düşünebiliriz. HTK geçtiğimiz iki senede bu birinci konuyu üzerine çalışmaya başladı. Dediğim gibi 16 firma, bunların çoğu KOBİ. Aramızda Habelsan gibi devler olmakla beraber ihracat yapabilecek kapasitede 2 ya da 3 şirketimiz var. Diğerleri genelde geçmişte savunma sanayine götürü iş yapmış firmalar. Dolayısıyla bu proje aslında Türkiye için çok büyük bir devrim niteliğinde. Devrim derken yani maalesef Türkiye'de öncelikle telekomünikasyonda ama genelde bilişimde bir global marka üretip ihraç edebilen firma sayısı iki elin parmaklarına geçmez. Ben aynı zamanda ihracatçılar, Hizmet İhracatçılar Birliği'nde Bilişim ve Yazılım Komitesi'ndeyim. Türkiye'de bilişim ihracatı 1-2 milyon doların üzerinde olan 5 ya da 10 firmamız var. Yani Türkiye maalesef 40 senedir bilişim sektörü var ama bilişim sektörü genellikle ithalat, bayicilik üzerine kurulmuş. Kendi teknolojisini üretmek belki de son 3-5 senedir gündemimize gelmiş bir şey. Dolayısıyla firmalarımızı, bu 16 firma en azından, ürün geliştirmek, yani ürün geliştirmek dediğimiz zaman bu mesela savunma sanayinin başarı hikayesinden çok farklı bir şey. Yani size ne yapacağınızı söyleyip parasını da verip alın bunu yapın denmesi den çok farklı bir şey. Yani sizin 2 sene, 3 sene sonra ne satılır diye bir tahminde bulunup bunun üzerine risk alıp öz sermayenizle yatırım yapmanız demek ürün geliştirmek. Bunu yapan firmamız çok az. Yani en iyi mühendislerimiz ya bu dediğim düzende savunma sanayinde çalıştığı için yahut da daha çok ithalatçı firmalarda İşte IBM, Intel gibi yahut da danışman firmalarda en iyi mühendislerimiz çalıştığı için maalesef ürün geliştirmeye çok fazla harcamamışız, emek harcamamışız. En önemlisi de tabii risk içerdiği ve yatırım gerektirdiği için. Mesela bu 5G projemiz de bizim. Bu 16 firma öz kaynaklarıyla yatırım yapıp bir ya da 1,5 sene sonra bunun %70'ini TÜBİTAK'tan alıyorlar. Yani TÜBİTAK projeleri böyle. Dolayısıyla bu öz kaynakları maalesef global seviyelere baktığımız zaman çok çok küçük tahmin ettiğiniz gibi. Yani Nokia firması senede 5G için 4 milyar dolar, Ericsson firması 5 milyar dolar senede yatırım yapıyor. Bizim bu projede 15 milyon dolar gibi bir yatırım yapılacak. Bunun 10 milyon doları daha sonra TÜBİTAK tarafından ödenecek. Dolayısıyla yani Şampiyonlar Ligi'ne çıkıyoruz ama bu sporu yapmış çok da kimse yok. Dolayısıyla burada yepyeni bir ihracata da yönelmesini umduğumuz bir ekosistem yaratıyoruz. Nerede peki fırsat var burada pazar olarak? Yani pazar olarak 5G'nin en önemli avantajı öncelikle antenler dışında tamamen yazılım bazlı olması. Yani donanıma dayanan teknolojiler maalesef çok uzun seneler yatırım ve yani birikim ve çok yatırım gerekiyor. Halbuki
Yazılımda daha az yatırımla pazara girebiliyorsunuz. 5G'de böyle bir fırsat da var. Dolayısıyla 5G operatörlerin 5G için alacakları yazılım sistemlerinin hepsinde rekabetçi olacak bizim sistemlerimiz. Baz istasyonlarında da rekabetçi olacağız. 2020 sonunda mobil operatörlerimizle testlere başlayacak durumdayız. Tabii 5G'yi işte ne bileyim alışveriş merkezlerinde başka teknolojilerle, sokakta başka teknolojilerle, havalarında başka teknolojilerle kapsıyorsunuz. Dolayısıyla çok çeşitli baz istasyonları, antenler olacak. Bunların operatörlerin en çok alacaklarına odaklandık biz. Dolayısıyla yani 2022-2023'te dünyada olduğu gibi Türkiye'de de %10'lar, %15'lere varacağı düşünülüyor 5G kullanımının. Hı hı. Yatırımlar yapıldığı zaman %60'lara, %70'lere çıkmayı umuyoruz. Yani peki, yerlik payı olarak. Peki 4.5G teknolojisinde de şu an itibariyle çalışmalar devam ediyor. Sesin internet üzerinden verilmesi planlanıyor. 4.5G projesinin tamamına baktığımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan da açıklamalar var. Dinleyelim, ardından konuşacağız. 4.5G'de ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecek. Bu sayede ise özellikle afet ve acil durumlarda şebekelerdeki trafik yükü azaltılmış olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, afet ve acil durumlarda şebekelerdeki trafik yükünün azaltılmasına katkı sağlayan Volte teknolojisinin Türkiye'de de kullanılmaya başlandığını söyledi. Telefonu buna uygun abonelerin ise imkandan yararlanabileceğini bildirdi. Farklı işletmecilerden hizmet alan abonelerin de Volte üzerinden birbirini arayabilmesine imkan tanınacağını belirten Turhan, mobil işletmecilerin bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Öte yandan Nisan 2016'da Türkiye'de etkin olarak kullanılmaya başlanan 4.5G'de abone sayısı 73,5 milyona ulaştı. Evet, şirketlerin de dijital dönüşümü ana gündem maddelerinden biri. Dolayısıyla 5G, KOBİ'ler ve şirketler tarafına ne getirecek? Şimdi 5G'nin aslında çok büyük bir maliyeti olacak. Ve bu maliyeti şu andaki kullanımın devamı şeklinde ödemek çok 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 zor olacak. Yani işte şimdikinin yüz misli hızlı bağlantı olabilecek. Ama mobil operatörlerin tarihi gösteriyor ki siz ne kadar hız getirirseniz getirin, son kullanıcının ödediği para %3-5'i üzerine çıkmaz geçen seneki ödediği paradan. Dolayısıyla buradan kazanmak mümkün olmayacak. KOBİ'lerden ya da ilk önce büyük şirketlerden para kazanması bekleniyor mobil operatörlerin. Dünyada ilk uygulamalar ya eve gelen modemlerin yerine Fixed Wireless Access denilen yani son kablo bağlantısı yerine kablosuz bağlantı bir ilk gelir kaynağı oluyor mobil operatörlere. Ama ikinci gelir kaynağı özel 5G denilen bir yeni iş modeli geliştiriliyor. Yani bir fabrika yahut da bir büyük iş yeri kendi özel 5G'sini kurabilecek. Tabii burada regülasyonlar ve vergiler çok önemli. Yani bunların nasıl çalışacağına dair BTK ve Ulaştırma Bakanlığı çalışıyor. Dünyada birçok örneklere bakıyorlar. Çok çeşitli iş modelleri öngörüldü 5G başladığında. Bunların bazılarının fizibilitesinin olmadığı ortaya çıktı. Hı hı. Fizibilitesi olanlara daha çok şu anda akın yapılıyor. Yani Türkiye'de mesela bütün Türkiye'yi 5G ile kaplamak büyük ihtimalle biraz zaman alacak. Onun yerine 5G'nin gerçekten gerektiği yerlerde 5G'nin konumlanması düşünülüyor. Peki dünyada durum nasıl? Yani bu 5G teknolojileri tarafında çalışmalara baktığımızda?
Dünyada da yani dediğim gibi bir bu eve direkt erişim. İkincisi de şu anda özellikle yüksek endüstrileşmiş ülkelerde büyük fabrikalar özel 5G almaya başladılar. Almanya'da işte Volkswagen fabrikası, Bosch'un fabrikası mesela özel 5G aldı. Bazı ülkelerde kuruluş, yani düzenleyici kuruluş direkt fabrikalara 5G işletme hakkı veriyor. Bazılarında ise mobil operatörler gidip bunları kuruyorlar. Yani şu andaki üretim hatlarının çok çok daha verimli olması mümkün 5G ile. Peki bizim ne yapmamız gerekiyor içeride? Yani bu aslında biraz hani ekonomi etkisi açısından da sormak istiyorum. Yerli 5G teknoloji üretimi ekonomiye nasıl katkı sunacak? Şimdi bir kere genelde geçmiş seneye kadar bu G'lerin ülke ekonomisine katkısı aşağı yukarı gayri safi hasılanın %4,5-5'i civarında. 5G ile bunun %9-10-15'lere kadar çıkması bekleniyor. Yani bunun bir kısmı mobil operatörlere olan katkısı, bir kısmı mobil operatörlerin verdiği servislerin dikey sektörlerdeki verim katkısı. Şimdi 5G ile bu çok çok daha büyüyecek. Peki Türkiye'deki firmalar bu konuda ne yapmalı? İlk önce farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Yani Avrupa'da bizim de dahil olabileceğimiz 5G PPP diye bir kuruluş var. Kamu özel sektör işbirliği diye. Bunlar mesela 5 senedir 5G'nin her sektörde denemelerini yapıp uygulama geliştiren firmaları fonluyorlar. Yani bizim KOBİ'lerimizin ve uygulama geliştirecek firmalarımızın bir an evvel bunları öğrenmesi lazım. Ama maalesef burada oldukça geç kalmış durumdayız. Yani farkındalığımız neredeyse hiç yok. Yani 4G gibi önce bir teknoloji gelsin, onu kullanacaklar kullansın diye beklediğimiz zaman uluslararası rekabetçilikte çok çok geriye düşeceğiz. Yani düşünün ki İspanya'daki bir tarım üreticisi bu teknolojide 1 gigabiti 1 dolara alırken biz bunun 10'da 1'ini, 10 mislini aldığımız zaman o üretici Avrupa'da ya da dünyada rekabetçi olamayacak. Dolayısıyla bu teknolojileri bir an evvel öncelikle uygulama geliştiren firmaların ve de sanayicilerin öğrenmesi lazım. Burada BTK'nın 2018 yılında başlattığı bir bu 5G PPP'ye benzer bir yapı olarak 5G TR Forum diye bir çalışma başlattı. Gerçekten de güzel bir çalışmaydı. Bizler de HTK olarak katkıda bulunduk. 5G ve ötesi diye bir beyaz kitap hazırlandı ve de 10 tane dikey sektörde işte enerji, sağlık, tarım, eğitim gibi 5G'nin ne gibi katkıları bulunabileceği, kimin ne yapması gerektiğine dair bir beyaz kitap hazırlandı. Ben bu sektörlerde olanların bu beyaz kitabı edinmesini tavsiye Peki, ederim. Peki üniversite işbirlikleri ne durumda şu an? Gene bu 5G TR Forum kapsamında BTK'nın da öncülüğüyle üniversitelerde doktora programları başlatıldı. Hı hı. Öncelikle Ankara'da 3 üniversitede 5G ile ilgili doktora programları var. Ama yani bana sorarsanız çok yetersiz. Yani rakibimiz saydığımız Avrupalı ve Uzak Doğulu ülkelerin çok çok gerisindeyiz. Dolayısıyla biraz daha aslında işbirliklerinin de artırılması gerekiyor diyorsunuz. Peki bundan sonraki süreçte ne yapmamız lazım? Yani 5G tam olarak ne zaman Türkiye tarafında yayılma kısmı, özellikle yerli üretim noktasında ne zaman biz bir yol kat edebileceğiz? Yani 2023 gibi gerçekten yaygın demeyeyim. Yani yaygınlık 2023'te daha %10'larda olması bekleniyor bütün dünyada. Hı hı.
Ama önde gelen şeyler, uygulamalar, sanayiler 2023'te bunu kullanmaya başlayacaklardır. Hı hı. O zamana bunu kullanacak şekilde işte medikal uygulamalar, hastaneler buna hazır olmalı, Sağlık Bakanlığı buna hazır olmalı, Tarım Bakanlığı buna hazır olmalı. Farkındalığımızın çok hızlandırılması lazım. Biz STK olarak dediğim gibi ilk iki sene bu altyapıya efor harcadık. Hı hı. Şu anda mobil operatörlerimizle konuşarak onların öncelik verecekleri, yani burada bir önceliklendirmeniz lazım. Yatırım çok masif. Yani şeyinizi, kavgalarınızı seçmeniz lazım. Mobil operatörlerimizle şu anda görüşme içindeyiz. Hangi sektörlere odaklanacaklarını öğrenip o sektörlerde çalışan bilişim firmalarını uygulama geliştirmek için şimdi almış olduğumuza benzer fon ve destekler alarak devreye sokmayı planlıyoruz. Peki, KOSGEB destekleriyle devam edelim. KOSGEB'in işletmelere verdiği destekler de günden güne artıyor. Bir izleyelim, ardından dijital dönüşüme verilen destekleri konuşacağız. Başta girişimciler ve kadınlar olmak üzere işletmelere verilen destekler artıyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi KOSGEB, geçen yıl 69 binden fazla işletmeye 2 milyar 309 milyon lira destek sağladı. KOSGEB destek programları yönetmeliği kapsamındaki destekleri en çok Marmara bölgesi kullandı. Bölgede 18.664 işletmeye 469 milyon 681 bin lira destek verildi. Bu bölgeyi 11.959 işletmeye verilen 430 milyon 589 bin liralık destekle İç Anadolu bölgesi takip etti. Destek tutarının %53,94'ü mikro, %29,49'u küçük, %16,52'si ise orta ölçekli işletmeler tarafından kullanıldı. Öte yandan geçen yıl KOSGEB KOBİ Kredi faiz desteği kapsamında 310 işletmeye de 532 milyon lira destek verildi. Evet, şirketlerin dijital dönüşümünü konuşuyoruz. Tam da biraz daha kritik bir dönemdeyiz aslında. Yeni yeni dijitalleşmenin bilinçlendiği bir dönem. Siz burada hem KOBİ'lere hem şirketlere ne tavsiye ediyorsunuz dijitalleşme konusunda? Ben aslında KOBİ'ler ve şirketlerin bu gerek Sanayi Bakanlığı'nın, gerek sanayi kuruluşlarının, TÜSİAD, MÜSİAD gibi programlarıyla bir araya gelerek kendi sektörlerinde nasıl 5G'yi kullanabileceklerini öğrenmeleri ni tavsiye ediyorum. Asıl devlete tavsiye edeceğim şey 5G için çok daha fazla destek sunulmalı. Yani mesela önümüzdeki sene için sunulan destek 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 15 milyon dolar civarında destekler öngörülüyor. Bunlar yani rakiplerimizin karşısında çok çok küçük. Dolayısıyla 5G'nin öneminin anlaşılıp buraya daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Peki, buradan aslında biraz daha şirketler özelinde diyorsunuz ki bilincin artırılması lazım. Siz kendi işbirliklerinizde bunu nasıl yapıyorsunuz ve bundan sonraki dönemde ne hedefliyorsunuz? Şimdi biz HTK olarak YASAT, yani Yazılım Sanayicileri, hı hı, Derneği ile yakın çalışıyoruz. Bu mobil işletmecilerimizden aldığımız yönergeler ışığında şu anda çalışmalarına başladık. Alt kümelenme çalışmalarına başladık. Çeşitli işte akıllı şehirler, işte artı sanal zeka gibi konularda çalışan firmaları toplayarak, hı hı, mobil işletmecilerimizin ihtiyacı olan uygulamaların geliştirilmesi için kümelenmelere başlayacağız. Peki bundan sonraki süreçte 5G noktasında Türkiye'yi nerede görüyorsunuz? Yani şayet bu destekler verilirse. Yani şimdi HTK olarak bizim amacımız bir, bu mobil operatörlerimize teknolojimizi satmak ama baştan dediğim gibi esas amacımız global oyuncu olmak. Hı hı. Yani Türkiye'deki operatörler aslında dünyada çok inanılırlığı yüksek olan operatörler. Yani bir Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone'a
sistemlerinizi sattığınız zaman çok rahatlıkla ihraç edebilirsiniz. Benim şirketim aşağı yukarı 40 ülkeye ihracat yapıyoruz ama ilk önce gidip yerli operatörlerimize satıyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir potansiyel, ihracat potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim İlhan Bey değerlendirmeleriniz için.